37. Bölüm Daenerys Kampın kokusu öyle dehşet vericiydi ki, Deni'nin tek yapabildiği öğürmemekti. Sir Barristan burnunu buruşturdu ve ''Burada olmamalısınız majesteleri'' dedi. ''Bu kara şakayı solumamalısınız.'' ''Ben ejderhanın kanıyım'' diye hatırlattı Deni şövalyeye. ''Kanlıysa'la ya yakalanmış bir ejderha gördünüz mü hiç?'' Viserys, sıradan insanları etkileyen bulaşıcı hastalıkların Targaryen'lara etkilemediğini iddia ederdi. Ve Deni'nin şimdiye kadar gördüğü kadarıyla bu doğruydu. Deni üşüdüğünü, acıktığını ve korktuğunu hatırlıyordu ama hiç hasta olmamıştı. Yine de, dedi yaşlı şövalye, majesteleri şehre dönerse kendimi daha iyi hissederim. Mary'nin çok renkli kiremitlerden örülmüş duvarları yarım mil gerideydi Kanlı İsal, alaca karanlık çağından beri her ordunun felaketi olmuştur. Yiyecekleri bizim dağıtmamıza izin verin majesteleri. Yarın, şimdi buradayım, görmek istiyorum. Deni gümüş atını mahmuzladı. Diğerleri onun peşinden gitti. Jogo, Deni'nin önünde at sürüyordu. Ego ve Rakaro arkasında. Adamların elinde hastaları ve can çekişenleri uzak tutmak üzere dotrak kamçıları vardı. Gri benekli bir atın sırtında oturan Sir Barristan, Deni'nin sığındaydı. Sol tarafta özgür kardeşlerden Simon çizgili sırt ve ananın adamlarından Marsal'ın vardı. Yiyecek arabalarını koruyan altmış asker, kumandanları yakından takip ediyordu. Hepsi atlıydı. Dotrakları, tunç canavarları ve azatlı köleleri birbirlerine bağlayan tek şey, bu vazifeye karşı duydukları tiksintiydi. Astaporlular, kat edilen her metrede daha da uzayan, korkunç bir alay halinde askerlerin arkasında yürüyordu. Bazıları Deni'nin anlamadığı bir dilde konuşuyordu. Diğerleri konuşamayacak durumdaydı. Çoğu Deni'ye ellerini uzatıyor ya da Deni'nin gümüş atı onların önünden geçerken diz çöküyordu. Astapor, Lis ve eski volantis lehçeleriyle, Dotrak lisanıyla, Kart'ın ağdalı heceleriyle ve hatta Batı diyarının ortak diliyle anne diye sesleniyorlardı. Anne lütfen, anne kardeşime yardım et, kardeşim hasta, çocuklarıma yiyecek ver, lütfen yaşlı babama yardım et, ona yardım et, bana yardım et. Size yardıma gücüm kalmadı, diye düşündü Deni umutsuzca. Hasta gidecek yeri yoktu. Binlerce insan Mary'nin kalın duvarlarının dışında kalmıştı. Erkekler, kadınlar, çocuklar, yaşlı adamlar, küçük kızlar, yeni doğmuş bebekler. Çoğu hastaydı, daha çoğu açtı ve hepsi ölüme mahkumdu. Daenerys onları içeri almak için kapıları açmaya cesaret edememişti. Onlar için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmıştı. Onlara şifacılar göndermişti. Mavi faziletler, müzik büyücüleri, hekimler. Ancak şifacılar da hastalanmıştı ve şifacıların sanatları, beyaz kısrakla gelen kanlı isalin, dört nala koşan ilerleyişini yavaşlatamamıştı. Sağlıklı insanları hasta olanlardan ayırmakta işe yaramamıştı. Sadık kalkanlar, kocaları karılarından, çocukları annelerinden ayırmayı denemişlerdi. Ama hasta onları tekmelemiş ve taşlamışlardı. Birkaç gün sonra hasta olanlar ölmüş, sağlıklı olanlar hastalanmıştı. İnsanları beslemek bile zorlaşmıştı. Deni her gün gönderebildiği kadar yiyecek gönderiyordu. Ama her gün daha fazla insan ve onlara verecek daha az yiyecek oluyordu. Yiyecekleri götürmeye istekli sürücüler bulmakta güçleşiyordu. Kampa gönderilen adamların çoğu kanlı isale yakalanmıştı. Diğerleri şehre geri dönerken saldırıya uğramıştı. Dün bir araba devrilmiş ve iki asker öldürülmüştü. Bu sebeple kraliçe bugün yiyecekleri bizzat götürmeye karar vermişti. Kel kafadan Sir Beriston'a kadar bütün danışmanlar bu fikre şiddetle karşı çıkmıştı. Ama Daenerys fikrini değiştirmemişti. ''Onlara yüz çevirmeyeceğim.'' demişti inatla. ''Bir kraliçe insanların acılarından haberdar olmalıdır. İnsanların bolca sahip olduğu tek şey acıydı. Bütün atlar ve katırlar tükendi. Çoğu astapordan gelmişti.'' diye rapor etti Marsal'ın. İnsanlar her birini yedi majesteleri, her farenin ve yakalayabilecekleri her leşçi köpeğin yanı sıra. Şimdi kendi ölülerini yemeye başladılar. İnsanlar insan eti yememeli, dedi Ego. Bu bilinir, diye onayladı Rakaro. Lanetlenecekler. Onlar lanetlenmenin de ötesine geçtiler, dedi Simon çizgili sırt. Kafilenin peşinde şişkin karınlı küçük çocuklar yürüyordu. Yalvaramayacak kadar korkak ve zayıflardı. Çökük gözlü sıska adamlar kumların ve taşların ortasında çömelmişlerdi. Kokulu, kahverengi ve kırmızı dereler halinde hayatlarını bağırsaklarından boşaltıyorlardı. İki kadın kararmış bir kemik için kavga ediyordu. Yakınlarda ayakta duran 10 yaşında bir çocuk bir fare yiyordu. Tek eliyle yiyordu. Diğer eliyle ödülünü kimse kapmaya çalışmasın diye ucu sivriltilmiş bir çomak tutuyordu. Her yerde gömülmemiş cesetler vardı. Deni, siyah bir pelerin altında toprağa uzanmış bir adam gördü. Ama Deni adamın yanından geçerken pelerin çözülerek binlerce sineğe dönüştü. Yerde oturan iskelet gibi kadınlar, can çekişen yavrularına sarılmışlardı. Gözleri Deni'yi takip ediyordu. Seslenecek kadar güçlü olanlar, "Anne, lütfen," diyordu. "Tanrılar seni korusun, anne." tanrılar beni korusun diye düşündü Deni hüzünle. Şehriniz küle ve kemiğe dönüştü. İnsanlarınız yanı başınızda ölüyor. Size verecek barınağım, ilacım, umudum yok. Sadece bayat ekmek, kurtlu et, sert peynir ve biraz süt. Tanrılar beni korusun, korusun. Ne çeşit bir anne çocuklarını besleyecek sütten yoksun olur. Çok fazla ölü var, dedi Ego. Yakılmaları gerek. Onları kim yakacak? diye sordu Sir Beristan. Kahrolası kanlı hisal her yere yayıldı. Her gece yüzlerce insan ölüyor. Eko ve Rakaro aynı anda ölülere dokunmak iyi değildir dediler. Olabilir dedi Deni. Lakin bu iş yapılmak zorunda. Lekesizler üllerden korkmuyor. Gris olacağınla konuşacağım. Majesteleri dedi Sir Beristin. ''Rekesizler sizin en iyi dövüşçüleriniz. Onları da salgın yüzünden kaybetmeyi göze alamayız. Bırakın da astaporlular kendi ölülerini kendileri gömsünler. Çok dermansızlar, dedi Simon çizgili sırt. Daha fazla yiyecek onları daha kuvvetli yapabilir, dedi Deni. Simon başını sağa sola salladı. Yiyecekler can çekişenler için heba edilmemeli ilahimiz yaşayanları doyurmaya yetecek kadar yiyeceğimiz yok. Adam haksız değildi, Deni biliyordu. Ama sözleri duymayı kolaylaştırmıyordu bu. Yeterince uzaklaştık, diye karar verdi kraliçe. İnsanları burada doyuracağız. Elini kaldırdı, arkadaki arabalar durdu. Sürücüler, astaporluların yiyeceklere saldırmasını engellemek için arabaların etrafına yayıldı. Arabalar durur durmaz etraftaki kalabalık yoğunlaşmaya başladı. Salgından etkilenen insanlar yalpalayarak ve ayaklarını yere sürüyerek arabaya doğru geliyorlardı. Sürücüler onları durdurdu. ''Sıranızı bekleyin!'' diye bağırdılar. ''Bitişmeyin! Geri çekilin! Geride durun! Herkes için ekmek var! Sıranızı bekleyin!'' Deni sadece oturup izleyebilirdi. ''Sir?'' dedi Beriston Selmi'ye yapabileceğimiz başka bir şey yok mu? Yiyecek tedarikiniz var. Majestelerinin askerleri için uzun bir kuşatmaya direnmemiz gerekebilir. Fırtına kargaları ve ikinci oğullar yünkü aile adamları yağmalayabilirler. Ama onlara taraf değiştirtmeyi umamazlar. Eğer majesteleri bir ordu toplamama izin verirlerse, eğer bir mücadele olmak zorundaysa Mücadeleyi Mary'nin duvarlarının ardından gerçekleştirmeyi tercih ederim. Bırakın da yünkü aileler siperlerime saldırmayı denesinler. Kraliçe etrafındaki manzaraya baktı. Eğer yiyeceğimizi eşit olarak paylaşırsak, astaporlular kendi paylarını birkaç gün içinde tüketirler ve bizim kuşatma için daha az yiyeceğimiz olur. Deni kampın karşı tarafına baktı. Mary'nin renkli kiremislerden örülmüş duvarlarına. Hava sinek ve çığlık doluydu. Tanrılar bu salgını beni alçak gönüllü yapmak için yolladı. Çok fazla ölü var. İnsanları ceset yemek zorunda bırakmayacağım. Bir el işaretiyle Ego'yu çağırdı. Kapılara git, bana elli lekesiz ve gri olacağını getir. Kolesi kanınızın kanı itaat edecek. Ego atını mahmuzladı ve dört nala uzaklaştı. Sir Baristan, iyi saklayamadığı bir endişeyle Ego'yu izledi Burada daha fazla oyalanmamalısınız majesteleri. Astaporlular emrettiğiniz gibi doyuruluyor. Bu zavallı sefiller için yapabileceğimiz başka bir şey yok. Şehre geri dönmeliyiz. Eğer istiyorsanız gidin sör. Size engel olmam. Hiçbirinize engel olmam. Deni atından aşağı atladı. Onları iyileştiremem. Ama onlara annelerinin onları umursadığını gösterebilirim. Jogo nefesini tuttu. Kolesi Hayır. Adam atından inerken saç örgüsündeki çanlar hafifçe çınladı. Daha fazla yaklaşmamalısınız. Size dokunmalarına izin vermeyin. Yapmayın. Deni, Jogo'nun yanından geçti. Birkaç metre ileride yerde yaşlı bir adam vardı. İnliyor ve gökyüzündeki bulutların gri karınlarına bakıyordu. Deni adamın yanında diz çöktü. Koku yüzünden burnunu buruşturdu. Adamın kirli, gri saçlarını geri itip alnına dokundu. Teni alev alev yanıyor. Onu yıkamak için suya ihtiyacım var. Deniz suyu işe yarar. Marsal'ın bana su getir. Yağa da ihtiyacım olacak. Cenaze ateşi için ölüleri yakmama yardım eder misin? Ego, gri solucan ve eli lekesizle birlikte geri döndüğünde deni herkesi ona yardımcı olmaya ikna etmişti. Simon çizgili sırt ve adamları canlıları ölülerden ayırıyor ve cesetleri bir kenara yığıyorlardı. Jogo, Rakaro ve Dotraklılar hala yürüyebilen insanları banyo yapmaları ve kıyafetlerini yıkamaları için deniz kıyısına götürüyorlardı. Ego, çıldırmış insanları izler gibi onları izliyordu. Ama gri solucan, kraliçenin yanında diz çöktü ve ''Bu kulunuz size yardım edecek.'' dedi. Gün ortasından önce bir düzine ateş yanıyordu. Siyah duman sütunları yerden yukarı yükseliyor ve merhametsiz mavi gökyüzünü kirletiyordu. Cenaze ateşlerinden uzaklaşan deninin binici kıyafetleri lekeli ve isteydi. Ülahimiz, dedi gri solucan. Ben ve kardeşlerim buradaki işimiz bittiğinde denizde yıkanmak için müsaade istiyoruz. Büyük tanrıçamızın kanunlarına uygun olarak temizlenmek için. Kraliçe, hadımların kendi tanrıçaları olduğunu bilmiyordu. Bu tanrıça kim? Gisin tanrılarından biri mi? Gri solucan rahatsız görünüyordu. Tanrıça pek çok isimle anılır. Mızrakların leydisi, mücadelenin gelini, orduların anası. Lakin onun gerçek adı, erkeklikleri onun mabedinde yakılmış bu zavallı kullara aittir. Başkalarıyla onun hakkında konuşamayız. Yalvarırım beni affedin. Nasıl istersen, Evet, eğer arzunuz buysa yıkanabilirsiniz. Yardımın için teşekkür ederim. Bu kolunuz size hizmet etmek için yaşıyor. Deneriz, ağrılı kollar ve hasta bir yürekle piramidine geri döndüğünde Misende eski bir parşömen okuyordu. İri ve Rakaru hakkında konuşuyordu. Sen onun için fazla sıskasın, diyordu Cikku. Neredeyse bir oğlan gibi görünüyorsun. Rakaru oğlanlarla yatmaz. Bu bilinir. Hiri öfkeyle karşılık verdi. Sen de neredeyse bir inek gibi görünüyorsun. Rakharo ineklerle yatmaz. Rakharo benim kanımın kanıdır. Hayatı bana aittir. Size değil. Dedi deni kızlara. Rakharo, Meryn'den uzakta geçirdiği zaman boyunca neredeyse 15 santim uzamıştı. Kaslarla kalınlaşmış kollar ve bacaklarla geri dönmüştü. Saçına dört çan takmıştı. Deni'nin iki hizmetçisinin de fark ettiği gibi Rakaura artık Ego'ya ve Jogo'ya yukarıdan bakıyordu. ''Şimdi sessiz olun, yıkanmam gerek.'' Deni daha önce kendini hiç bu kadar kirli hissetmemişti. ''Jeku, şu giysileri çıkarmama yardım et, sonra da onları yak.'' ''Iri, Keza'ya söyle bana hafif ve serin tutan giysiler bulsun, bugün çok sıcaktı.'' Terasta serinletici bir rüzgar esiyordu. Deni havuza girerken muslukla iç geçirdi. Misandey, Deni'nin emriyle kıyafetlerini çıkardı ve onun ardından suya girdi. Deni'nin sırtını yıkarken, ''Geçen gece hasta porluların duvarları tırmaladığını duydum.'' dedi küçük katibe. Eri ve Cikku bakıştılar. ''Kimse duvarları tırmalamıyordu.'' dedi Cikku. ''Tırmalamak nasıl tırmalayabilirler?'' ''Elleriyle.'' dedi Misandey. Kiremitler eski, ufalanıyorlar. Hasta porlular duvarları delerek şehre girmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaları çok uzun yıllar alır, dedi Ire. Duvarlar çok kalın, bu bilinir. Bilinir, diye onayladı Cikko. Ben de onların rüyasını gördüm. Deni, misandeyin elini tuttu. Kam şehirden yarım mil uzakta tatlım, kimse duvarları tırmalamıyordu. Majesteleri en iyisini bilir, dedi Misandey. Saçlarınızı yıkayayım mı? Vakit neredeyse geldi. Reznak Mor Reznak ve Yeşil Fazilet düğün hazırlıklarını konuşmak için geliyorlar. Deni etrafa su sıçratarak ayağa kalktı. Neredeyse unutuyordum. Belki de unutmak istedim. Onların ardından hislerle yemek yemem gerek. İç geçirdi. İri, yeşil tokarı getir kenarlarında mihir danteli olan ipek tokarı. O tamir ediliyor kalesi, danteli yırtılmıştı. Mavi tokar temiz. Öyleyse mavi tokar, ona da memnun olurlar. Deni sadece bir parça yanılmıştı. Rahibe ve Ketuda onu bir tokarın içinde görmekten mutluluk duymuşlardı. Ama onların asıl istediği Deni'yi çırılçıplak soymaktı. Deni inanmazlık içinde onları dinledi. Kadının ve adamın sözleri bittiğinde sizi gücendirmek istemem. Ama kendimi çırılçıplak bir halde Hester'ın annesine ve kız kardeşlerine göstermeyeceğim. Gözlerini kırparak, fakat, dedi Reznak mı Reznak, bunu yapmak zorundasınız ilahimiz. Evlilikten önce gelinin karnının ve kadınlık organlarının erkek hanesinin kadınları tarafından muayene edilmesi adettendir. Organların doğru biçimlendiğinden ve Kadının doğurgan olduğundan emin olmak için, diye bitirdi Galasse Galare. Bu kadim bir ritüeldir majesteleri. Üç fazilet muayeneye tanıklık etmek ve uygun duaları okumak üzere orada olacaklar. Evet, dedi Reznak. Sonra da özel bir pasta yenecek. Nişanlılar için pişirilmiş bir kadın pastası. Erkeklerin pastanın tadına bakması yasaktır. Duyduğuma göre çok lezzetliymiş, fevkaladeymiş. Eğer rahmim kurumuşsa ve kadınlık organlarım lanetlenmişse ne olacak? Bunun için de özel bir pasta pişirilecek mi? Evlendikten sonra kadınlık organlarımı his tarzı olarak inceleyebilir. Kal Drago, onlarla ilgili bir sorun bulamadı. Hester neden bulsun? Bırakın da Hester'ın annesi ve kız kardeşleri birbirlerini muayene etsinler ve şu özel keki onlar yesinler. Ben yemeyeceğim. Soylu hizdarın soylu ayaklarını da yıkamayacağım. Majesteleri anlamıyorsunuz diye itiraz etti Reznak. Ayak yıkamak teamüllere göre kutsal bir eylemdir. Kocanızın hizmetkarı olacağınızı ifade eder. Düğün kıyafeti de anlam yüklüdür. Gelin Beyaz ipekten dikilmiş, inci püsküllü bir tokarın üstüne koyu renk bir duak takar. Tavşanların kraliçesi sarkı kulakları olmadan evlenmemeli. Bütün o inciler ben yürüdükçe tıkırdayacak. İnciler doğurganlığı temsil eder. İlahimiz ne kadar çok inci takarsa o kadar çok ve sağlıklı çocuklar doğurur. Neden yüz çocuk isteyeyim? Deni yeşil fazilete döndü. Eğer batı diğer adetlerine uygun olarak evlenirsek, göğüs tanrıları bunun gerçek bir evlilik olmadığını kabul eder. Galatse Galari'nin yüzü yeşil ipekten yapılmış bir peçenin ardına gizlenmişti. Kadının sadece gözleri görünüyordu. Yeşil, bilge ve hüzünlü. Şehrin gözünde soylu hizdarın metresi olursunuz. Nikahlı karısı değil, çocuklarınız piç olur. Hizdar'la merhamet tapınağında evlenmek zorundasınız ilahimiz. Mary'nin bütün soyluları evliliğinize şahitlik etmek üzere orada olmalı. Bütün soylu hanedanların başlarını bir bahaneyle piramislerinden çıkarın demişti Dario. Ejderhanın sözleri ateş ve kandır. Deni bu düşünceyi bir kenara bıraktı. Nasıl isterseniz, dedi iç geçirerek. Hezdar'la merhamet sapınağında inceli beyaz bir tokara sarılmış halde evleneceğim. Başka bir şey var mı? Küçük bir mesele daha var ilahimiz, dedi Reznak. Dövüş çukurlarını tekrar açmak, evliliğinizi kuslamak için çok uygun bir eylem olur. Hezdar'a ve sevgi dolu insanlarınıza bir düğün hediyesi vermiş olursunuz. Mary'nin kadim geleneklerini ve adetlerini kucakladığınızı kanıtlarsınız. Yumuşak ve nazik sesiyle tanrıları da çok memnun edersiniz, dedi Yeşil Fazilet. Kanla ödenmiş başlık parası. Deni bu mücadelede dövüşmekten yorulmuştu. Sir Barristan bile Deni'nin kazanamayacağını düşünüyordu. Hiçbir hükümdar bir halkın iyi olmasını sağlayamaz, demişti Selmi. Kutsanmış beylor dua etti, oruç tuttu ve yediği için bütün tanrıların isteyebileceği kadar muhteşem bir tapınak inşa etti. Ama savaşa ve sefalete son veremedi. Bir kraliçe halkını dinlemeli, diye hatırlattı deni kendine. Hizdar düğünden sonra kral olacak. Eğer istiyorsa dövüş çukurlarını kendi açsın. Ben bunun bir parçası olmak istemiyorum. Bırak takan onun ellerinde olsun benim ellerimde değil. Eğer kocam onun ayaklarını yıkamamı istiyorsa, önce o benim ayaklarımı yıkamalı. Bu akşam bunu ona söyleyeceğim. Nişanlısının bunu nasıl karşılayacağını merak etti. Boşuna endişelendiğini anladı. His olarak gün batımından bir saat sonra geldi. Eteğine altın boncuklar dikilmiş, şarap rengi bir tokar giymişti. Deni nişanlısı için şarap doldururken Reznak ve Yeşil Fazilet'le yaptığı görüşmeyi anlattı. "Onlar boş ritüeller," dedi Hizdar. "Bir kenara kaldırmamız gereken türden şeyler. Merin çok uzun zamandır bu eski ve aptalca geleneklerin içinde boğuluyor." Deni'nin elini öptü. "Döneriz, kraliçem, eğer kralınız ve hayat arkadaşınız olmak için yapmam gereken şey buysa sizi tepeden tırnağa memnuniyetle yıkarım. Kralım ve hayat arkadaşım olmak için yapman gereken tek şey bana barış getirmek. Sıka söylediğine göre bazı mesajlar getirmişsin. Götürdüm. Hizdar bacak bacak üstüne attı. Kendinden memnun görünüyordu. Hünkârı bize barış verecek ama bir bedel karşılığında köle ticaretinin kesilmesi bütün medeni dünyada büyük zarara sebep oldu. Yünkay ve şehri müttefikleri bizden tazminat talep ediyor. Tazminat altınla ve değerli taşlarla ödenecek. Altın ve değerli taşlar kolaydı. Başka? Yünkay eskisi gibi köle ticaretine devam edecek. Astapor bir köle şehri olarak yeniden inşa edilecek. Siz müdahale etmeyeceksiniz. Yünkâililer ben şehirden henüz iki fersah bile uzaklaşmamışken köle ticaretini tekrar başlattılar. Geri döndüm mü? Kral Kliyan ona katılmam ve ile adamlara karşı savaşmam için bana yalvardı. Adamın yalvarışlarını duymazdan geldim. Yünkâil ile savaşmak istemiyorum. Bunu kaç kere söylemeliyim? Benden ne çeşit sözler vermemi istiyorlar? Ah, oh, çalılığın dikenleri var kraliçem dedi Hizdarzo olarak Bunu söylemek beni üzüyor lakin yünkü aileler sizin verdiğiniz sözlere güvenmiyorlar. Arpın aynı telini çekip duruyorlar. Ejderhalarınızın yaktığı bir elçiden bahsediyorlar. Adamın sadece tokarı yandı dedi deni kaşlarını çatarak. Öyle de olsa size güvenmiyorlar. Yeni adamları da aynı şekilde düşünüyor. Sizin de sık sık söylediğiniz gibi kelimeler rüzgardır. Sizin edeceğiniz hiçbir söz Mehrin için barış tesis edemez. Düşmanlarınız söz değil, eylem talep ediyor. Evliliğimizi görecekler. Benim kral olarak taşlandırıldığımı ve sizinle birlikte hükmettiğimi görecekler. Deni, Hizdar'ın kadehini tekrar doldurdu sürahiyi nişanlısının başına boşaltmaktan ve adamın kayıtsız gülümsemesini boğmaktan daha çok istediği bir şey yoktu. Evlilik ya da katliam, bir düğün ya da bir savaş, seçeneklerin bunlar mı? Ben sadece tek seçenek görüyorum majesteleri. Eski gitsin tanrılarının huzurunda yeminlerimizi edelim ve birlikte yeni bir meğerin yaratalım. Kraliçe, arkadan gelen adım seslerini duyduğunda Hizdar'a vereceği cevabı tasarlıyordu. Yemek, diye düşündü. Aşçılar, soylu Hizdar'ın en sevdiği yemeği yapacaklarını söylemişlerdi. Erik ve biberle doldurulmuş ballı köpek. Ama Deni arkasına döndüğünde yeni banyo yapmış ve beyazlar kuşanmış Sir gördü. Majesteleri, dedi şövalye reverans yaparak. Sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Ama bir an önce öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. Fırtına kargaları şehre geri döndüler. Düşmandan haber getirdiler. Yünkâli adamlar tam da korktuğumuz gibi yürüyüşe geçmişler. Soylu Hizdar Zoğlarak'ın yüzünden küçük bir öfke ifadesi geçti. Kraliçe akşam yemeğinde. Paralı askerler bekleyebilir. Sir Beriston adamı duymazdan geldi. Majestelerinin emrettiği gibi Lord Dario'dan bana rapor vermesini istedim. Dario güldü. Majestelerinin küçük katibesi ona harfleri öğretirse raporları kendi kanıyla yazacağını söyledi. Kan? dedi Deni korkuyla. Bu bir şaka mı? Hayır, hayır söylemeyin. Onu bir bizzat görmeliyim. Deni genç bir kızdı. Yalnızdı. Genç kızlar fikirlerini değiştirebilirlerdi. Kaptanlarımı ve kumandanlarımı toplayın. Hizdar beni bağışlayacağını biliyorum. Mary'in en başta gelmeli, Hizdar nezaketle gülümsedi. Başka gecelerimiz olacak, binlerce gece. Sir Beriston seni uğurlayacak. Deni hizmetçilerine seslenerek aceleyle dışarı çıktı. Kumandanını bir tokarla karşılamayacaktı. Sonunda sevdiği bir kıyafet bulana kadar bir düzüne elbise denedi. Ama Cikku'nun getirdiği tacı reddetti. Dario Naharison'un önünde diz çökerken Deni'nin kalbi tekledi. Adamın saçları kuru kanla katılaşmıştı. Alnındaki derin kesik kıpkırmızı parlıyordu. Gömleğinin sol kolu neredeyse dirseğine kadar kanlıydı. Yaralanmışsın, dedi Deni. Bu mu? Darya alnına dokundu. Bir arbeletçi gözümün içine bir ok saplamaya çalıştı. Ama ben oktan hızlıydım. Kraliçeme dönmek, onun gülümsemesinin sıcaklığıyla ısınmak için acele ediyordum. Kolunu salladı. Yere kırmızı damlalar düştü. Bu benim kanım değil. Çavuşlarımdan biri, yünki ailelerin tarafına geçmemiz gerektiğini söyledi. Ben de elimi onun boğazına soktum ve kalbini dışarı çıkardım. Kalbi hediye olarak gümüş kraliçeme getirmek niyetindeydim. Ama kediler yolumu kesti. Homurdanarak ve tükürükler saçarak peşime düştüler. İçlerinden biri beni neredeyse yakalıyordu. Kalbi onun yüzüne fırlatmak zorunda kaldım. Çok kahramanca, dedi Sir Beriston. Bunun tam tersini söyleyen bir ses tonuyla. Majesteleri için başka havadisleriniz var mı? Sert havadislerim var Sir Büyük Baba. Astapor yıkıldı ve köle tacirleri bütün kuvvetleriyle kuzeye geliyorlar. Bu eski ve bayat bir haber, diye homurdandı kel kafa. Annen de babanın öpücükleri için aynı şeyi söyledi, diye karşılık verdi Dario. Tatsı kraliçem, buraya daha evvel gelebilirdim. Ama tepeler yünki aili paralı askerlerle dolu. Dört özgür birlik, fırtına kargaları hepsini delip geçmek zorunda kaldı. Daha fazlası ve daha beteri de var. Yünki ailler ordularını sahil yolundan getiriyorlar. Yenigis'ten gelen dört lejyon onlara katıldı zırhlı ve kuleli yüzfilleri var, toloslu sapancıları ve kartan gelen develi müfrezeleri de var. İki gez lejyonu daha Astapor'dan gemiye bindi. Eğer tutsaklarımız doğru söylüyorsa, lejyonlar Scythes adanın ötesinde karaya çıkacaklar ve Dothrak deniziyle ilişkimizi kesecekler. Daryo hikayesini anlatırken mermer zemine kırmızı kan damlaları düştü ve deni her pıtırtıda irkildi. Kaç adam öldü? diye sordu hikaye bittiğinde. Bizimkilerden mi? Saymak için durmadım. Ama kaybettiğimizden çoğunu kazandık. Daha fazla dönek? Sizin soylu davanıza katılan daha fazla cesur adam. Kraliçem onlardan hoşlanacak. İçlerinden biri Şahmeran adalarından gelen bir baltacı. Bir canavar. Velvas'tan daha iri. Onu görmelisiniz. Batı diyarlılar da var. Yirmi ya da daha fazla. Yünkü ayıdan memnun olmayıp rüzgarla savrulanlardan firar edenler de bize katıldı. İyi fırtına kargaları olacaklar. Eğer öyle diyorsan, Deni kılı kırk yarmayacaktı. Meryn çok yakında her kılıca ihtiyaç duyacaktı. Sir Beriston, Dario'ya kaç çattı. Kumandan, dört özgür birlikten bahsettiniz. ve sadece üçünü biliyoruz. Rüzgarla savrulanlar, uzun mızraklar ve kedi tayfası. Sör büyük baba sayı saymayı biliyor. İkinci oğullar yünkarların tarafına geçti. Dario başını yana çevirip tükürdü. Bu Esmer Ben pulam için. Onun o çirkin suratını bir dahaki görüşümde adamı boğazından kasığına kadar keseceğim ve kara kalbini sökeceğim. Deni konuşmaya çalıştı ama kelime bulamadı. Ben'in yüzünü son gördüğü haliyle hatırladı sıcak bir yüzdü, güvendiğim bir yüz. Koyu renkten, beyaz saçlar, kırık bir burun, göz kenarındaki çizgiler. Kendisinde de bir damla ejderha kanı bulunduğunu söyleyip böbürlenen beni ejderhalar bile severdi. Üç ihanet göreceksin. Biri kanda, biri altında, biri aşkta. Plam üçüncü ihanet miydi yoksa ikinci mi? Bu durumda Sir Jorah ne olurdu? Deninin aksi, yaşlı ayısı, Deni güvenebileceği bir dosta asla sahip olamayacak mıydı? Eğer onlardan bir anlam çıkaramıyorsan, kehanetler ne işe yarar? Eğer gün doğmadan Histar'la evlenirsem, bütün bu ordular sabah sesi gibi yok olacak mı? Barış içinde hükmetmeme izin verecekler mi? Daryo'nun duyurusu bir hengameye sebep oldu. Reznak acı acı inledi. Kel kafa homurdanıyordu kan intikam yemin ediyordu. Güçlü Belvas, yumruğunu yara izleriyle dolu karnına vurarak Esmer kalbini erik ve soğanla birlikte yiyeceğini söyledi. Lütfen, dedi Deni ama onu sadece Misandey duydu. Kraliçe ayağa kalktı. Sessiz olun, yeterince duydum. Majesteleri, Sir Barristan tek dizinin üstüne çöktü. Bizler sizin emrinizdeyiz. Ne yapmamızı isterseniz? Planladığımız gibi devam edin. Toplayabildiğiniz kadar çok yiyecek toplayın. Dönüp arkama bakarsam kaybolurum. Kapıları kapatmalı ve bütün dövüşçüleri duvarların üstüne koymalıyız. Kimse içeri girmeyecek, kimse dışarı çıkmayacak. Salon bir an için sessizleşti. Adamlar birbirlerine baktılar. Sonra Reznak, ''Astaporlular ne olacak?'' dedi. Deni çığlık atmak istedi. Dişlerini gıcırdatmak, kıyafetlerini parçalamak ve yere vurmak istedi. Bunları yapmak yerine kapıları kapatın dedi. Üç kez mi söyleteceksiniz? Astaporlular onun çocuklarıydı ama Deni şimdi onlara yardım edemezdi. Beni yalnız bırakın. Dario sen kal. Şu yaranı yıkanması gerek ve sana soracağım sorular var. Diğerleri reverans yapıp gitti. Deni, Daryon'u Haris'i basamaklardan çıkararak yatak odasına götürdü. Harry, kumandanın yarasını sirkeyle yıkadı ve Cikgu yarayı beyaz ketenle sardı. Yara tedavi edildiğinde Deni hizmetçilerini de gönderdi. ''Kıyafetlerin kan lekesiyle dolu.'' dedi Daryo'ya. ''Kıyafetlerini çıkar.'' ''Ancak sen de aynı şeyi yaparsan.'' Daryo, Deni'yi öptü. Adamın saçı kan, duman ve at kokuyordu ağzı sert ve sıcaktı. Deni adamın kollarında titredi. Bana ihanet edenin sen olacağını düşünmüştüm, dedi ayrıldıklarında. Biri kanda, biri altında, biri aşkta. Büyücüler böyle demişti. Düşündüm ki, Esmer beni hiç düşünmedim. Ejderhaların bile ona güveniyordu. Kumandanın omuzlarını tuttu. Asla benim aleyhime dönmeyeceğine dair söz ver. Buna dayanamam. Söz ver. Asla aşkım. Deni ona inandı. Bana doksan günlük huzur verdiği takdirde Hester Zolorak'la evleneceğime dair yemin ettim. Ama şimdi seni gördüğüm ilk andan itibaren seni istedim. Ama sen bir paralı askerdin, değişkendin, tehlikeliydin. Yüz kadına sahip olduğunu söyleyip böbürleniyordun. Yüz? Dario, mor sakallarının arasından güldü. Yalan söyledim tatlı kraliçem. Ben kadınım oldu ama hiçbiri bir ha değil de Deni dudaklarını Dario'nun dudaklarına uzattı Ne bekliyorsun 37. bölümün sonu